Merhaba, Atilla Üniversitesi Turnitin sisteminden bahsedeceğim bu videoda. Buradaki eğitimi iki farklı video olarak çekmeyi düşünüyorum. Birinci videoda Turnitin sistemine nasıl girip nasıl kayıt olacağımızı, ikincisi de ödevlerimizi, makalelerimizi, tezlerimizi ne şekilde yükleyip sonuçlarını ne şekilde göreceğimizi ve indirip onu ne şekilde kullanacağımızı anlatmaya çalışacağım. Şimdi Turnitin dünya genelinde 140 ülkede kullanılmakta, 72 milyardan fazla internet sitesi üzerinden 165 milyon akademik yayın ve 1 milyardan fazla öğrenci dokümanı üzerinde kontrol sağlayan bir intihal kontrol yazılımıdır. Şimdi biz Atilla Üniversitesi'nde Turnitin sistemini iki şekilde kullanmaktayız. Birincisi Turnitin Atilla Medutiyar, ikincisi de Moodle üzerinde herhangi bir ders üzerinden hocalarımız kendileri bir ders üzerinden Turnitin ödevi olarak açabilirler. Bu da ikincisi. Birincisi olarak dediğimiz gibi Turnitin Atilla Medutiyarı. Bu site öğrencilerimizin, hocalarımızın kendi kendilerine kontrol yapabilecekleri bir sistem. Dolayısıyla buradaki ödevler, makaleler, tezler kesinlikle depo kaydı olmaksızın kontrol edilmekte. Depo kaydı dediğimiz, yani Turnitin'in kendi database'ine kaydedilmediği için orada muhafaza edilmemektedir. Dolayısıyla biz bu öğrencilerimiz ödevlerini veya makalelerini yükledikten sonra istediğim zaman, yani hocalarımız ve işte kullanıcılarımız istedikleri zaman biz bunları siliyoruz. Dolayısıyla Turnitin'de kalmamakta, muhafaza edilmemekte, bu nedenle de bir dahaki sefere yüklediği zaman hani bir önceki ödevle kontrol edilmemiş ve yüksek bir internet oranı çıkmamış olacaktır. Şimdi Turnitin Atılım Edutiyar'a kaydolabilmek için direkt buradan giriş yapmamız gerekiyor. Fakat öncelikle ben Turnitin'in biraz ne olduğunu bahsedeyim. Turnitin burada da görüldüğü gibi gönderilen ödev, buradaki bu isimleri biraz sonra kapatacağım, siz görmemiş olacaksınız. Ve burada hangi tarihte gönderildiği, işte Turnitin ID'sinin ne olduğu ve benzerlik oranının ne olduğunu burada görebiliyoruz. Ancak dediğimiz gibi, yani biz bunu sildiğim zaman daha sonra hani üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, tekrar yüklendikten sonra bu oran düşecektir. Bizim üniversitemizde şimdilik %20'lik bir benzerlik kabul ediliyor. %20 veya 6. Bunun üzerindeki benzerlik kabul edilmiyor. Biz bu ödevi buradan sildiğim zaman bunu kullanıcılarımız kendileri silmiyor. Şu bilgilerden bize ulaşarak hangi ödevi, adını, soyadını ve ödev numarasını bildirerek bizden silmesini talep edebilirler. Biz de bunu sildiğimiz zaman tekrar yükleyebilirler. Şimdi tekrar gelelim buradan. Şimdi giriş yapmak için Turnitin Atilla Medutiyar yazdıktan sonra burada görüldüğü gibi, biraz sonra bu iki videoları da buraya ekleyeceğim. Akademik kontrol dersini tıkladıktan sonra buradan giriş yapabilirler. Eğer kullanıcı adı ve şifreyi bilmiyorlarsa BT yardım masası üzerinden, bakın burada şifrenizi unuttuğunuz linki tıklayarak şifrenizi edinebilirsiniz. Giriş yapmak için kullanıcı adınızı buraya yazıyoruz. Şimdi ben burada bu ders için özel olarak adı soyadı ve soyadı adı olarak iki tane kullanıcı oluşturdum. Mesela akademik personel olarak veya Atilla Üniversitesi çalışanı olarak adı nokta soyadı, ama öğrenciyseniz soyadı nokta adı şeklinde size bir kullanıcı adı verilecektir. Yani bu bizim e-mailimiz aslında, e-mailinizin kullanıcı kısmı, yani etten önceki kısmı ve şifresini yazarak
buradan giriş yapabilirsiniz. Şimdi bu giriş gerçekleştikten sonra beni bu derse kaydet diyerek artık bu sistemi kullanabilirsiniz. Şimdi bakın, giriş yaptıktan sonra öğrenci olarak giriş yaptığım için akademik makaleler kısmı, yani akademik çalışanlar için ki kısmı açılmamış oldu. Sadece öğrenciler için orijinallik kontrolü sayfası açıldı. Burayı tıklayarak sadece ilk başta girildiği zaman böyle bir kabul, yani bu gönderim mutlaka güncel Turnitin kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz gerekiyor. Bu sadece bir defa karşınıza çıkacaktır. Daha sonra hiçbir şekilde karşınıza çıkmayacak. Dolayısıyla bunu kabul ediyoruz. Aşağıdan kabul ediyorum diyorum. Evet. Ve görüldüğü gibi buradan ödev gönder diyerek veya İngilizce kısmından Submit Paper diyerek makalenizi gönderebilirsiniz. Aynı anda birden fazla parça gönderebilirsiniz. Yani birden fazla ödeviniz olabilir, makaleniz olabilir. Bunları ayrı ayrı gönderebilirsiniz. Ama tek makaleyi 5 parça olarak farklı şekilde göndermenizi önermiyoruz. Şimdi birinci videomuz burada bitiyor. Biraz sonra diğer videomuzda çekmeye başlayacağız.